Herkese merhabalar. Babacan Yemekleri hoş geldiniz. Bugün Gaziantep'in efsane sokak lezzetlerinden nohut dürüm yapacağız. Nohutun dürümü olur mu demeyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Acılı nohut dürüm yapacağız biz hem de. Biraz da ezeceğiz onları. Ezme şeklinde yapacağız. Harika bir tarif. Yani Gaziantep'te insanlar bunu sabah kahvaltısında mutlaka yiyorlar. Hatta işe giderken yolda elde yiyorlar. Hatta öğlen ve akşam yemeklerinde bile yiyebiliyorlar. Gerçekten çok güzel bir tarif. Yani nohut yemeğindeki nohutun tadıyla karıştırmayın. Bu şekilde olunca çok daha bambaşka bir lezzet oluyor. Mutlaka tavsiye ederim. Şimdi yapımına geçiyoruz. Önce nohutları, ben nohutlarımı zaten haşlamıştım daha önceden. Buzluğa kaldırmıştım. Bu şekilde paketlerim var. Çıkarttım. Tekrardan bir ısıtacağız. Bir miktar daha kaynatacağım ben onları. Şimdi bunu kaynamaya biz bu arada yeşilliklerimizi hazırlayalım. Bu yemeğin en önemli püf noktası nohutu aslında pişirirken, ilk haşlarken kemikli et suyunda haşlamanız. Yani yanına bir sırf kemik de olabilir, bir kemik ya da kemikli bir et parçası da koyabilirseniz birkaç saat onunla beraber haşlanırsa çok daha efsane olur. Gaziantep'te öyle yapıyorlar. Hatta lahmacun fırınları geceden böyle bir güveçin içerisine bunu koyup kemikli etle beraber sabaha kadar fırının böyle en uzak noktasında yavaş yavaş pişiriyorlar. O sabaha kadar artık kemikli etin o yağını, suyunu içine çekiyor. Ve çok bambaşka bir şey oluyor. Yani dediğim gibi bildiğiniz o nohut yemeği tadından çok başka bir şey bu. Vejeteryanların da rahat rahat tüketebileceği bir yemek. Hem besleyici hem bol vitaminli. Hem de düşük kalorili bir yemek. Ben kuru soğan kullandım, mor soğan. Siz isterseniz taze soğan da kullanabilirsiniz, o çok güzel yakışır. Kapya biber de kullanabilirsiniz. Piyazını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunun içerisine istediğiniz gibi baharat atabilirsiniz. En önemli baharat buradaki kimyondur bu yemekte. Hatta nohutları haşladığınız suya da bir miktar kimyon atarsanız o gaz olayını alacaktır. Haşlandı. Şimdi tavamızın altını yakıyoruz. Yağ ekliyoruz. Biraz toz kırmızı biber ekliyorum. Biraz nane. En önemlisi pul biber.
acılığı hale getireceğimiz için şimdi çok güzel bir rengi olacak bu şekilde. Biraz da kimyon. Bir miktar da tereyağı ekliyorum. Daha yağ ekleyeceğim. Biraz da tuz ekliyorum. Nohutlarımızı ekliyoruz. Baharatların rengini aldı gördüğünüz gibi. Ezeceğim. Bu haliyle de tüketebilirsiniz. Bu şekilde de oluyor. Çatalla da ezebilirsiniz. Bir ezici kullanacağım şu anda. Bunu isterseniz belki robottan da geçirebilirsiniz. Ama zaten gayet yumuşak olduğu için ezince daha da farklı bir tada ulaşıyor. Gaziantep'te yedim. Çok beğendim. Ben eskiden ezmeden yapıyordum evde. Ama böyle ezince de gerçekten çok değişik oluyor. Bazıları böyle tüm tüp kalabilir, yarım kalabilir. Evet, gayet harika oldu. Artık tabağımızı alabiliriz. Şimdi sunumdayız. Yaklaşık 1 metreye yakın lavaşımızda dürümümüzü yapıyoruz şimdi. Yazımızı da koyuyoruz. Antep'te bunun içerisine patates kızartması da koyuyorlar. İsterseniz onu da ekleyebilirsiniz. O da güzel bir lezzet oluyor. Ben bugün yapmadım. Dürüm o kadar büyük ki ekranın kadrajına bile girmekte biraz zorlanıyor. Biraz tuz. En önemli baharatı demiştim, kimyon. Ve pul biber. Herkese afiyet olsun.